Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Sesim nasıl? Geliyor mu oralara? Geliyor mu? Gelmiyor mu buraya? Peki. Ona göre açabilirim diyor. Şimdi dersimizin mevzuu insan ve dünya. Nerede bulunuyoruz? Ne talep ediyoruz? Ne bekliyorduk? Çünkü beklenilen şey beklenilen yer değil. Yani bir filozof öyle demiş, unuttum adını. Olmayan kara kediyi karanlık odada aramak neyse, insanın fıtratı, yani yapısı, istidadını burada aramak buna benziyor. Olmayan kara kediyi karanlık odada aramak. Olmayan kara kediyi. Şimdi dünyada rahat eden bir insan, yaratılış gerçeğinden haberdar olan insandır. Yaratılış gerçeğini. Yaratılış gerçeğini bilmeyen, neyi, nerede, niçin, nasıl arayacağını bilemez. Neyi, nerede, nasıl, niçin arayacağını bilemez. Bugün insanlık, inim inim inlemesinin en büyük sebebi, nedeni, aradığı şeyi aradığı yerde olmayışından kaynaklanıyor. Orada zannediyor. Orada yani size yurt dışından ilk defa buradayım değil mi? Yurt dışından sonra. Evet. Şimdi kime el atarsam, yani el gidersem karşıma, çünkü yeni geldim, sanki çürük bir şey gibi, tahta gibi çiviyi çakıyorsun, tutmuyor. Hepsinde aman aman şunu gördüm. Aradığı şeyi aradığı yerde olmadığını görüyor. İnkısar hayale uğruyor. Yani ne aradığını da bilmiyor. Bilmediği için nerede arayacağını da bilmiyor. Ve ondan sonra başlayacağım. Bak, ne aradığını bilmiyor ama bir şey arıyor. Ne aradığını bilmiyor. Ama şunu biliyor. Ben mutlu değilim. Mutluluğunu arıyor. Olmayacak yerde, olmayacak şekilde aradığı için reddi cevap alıyor. İnkısarı hayale uğruyor. İçsel çöküntüye sebep oluyor. Bunu denedi insanoğlu. İnsanoğlu denedi. Bunu servetle tatmin etmeye çalıştı. Olmadı. Lezzet ve zevk tuzaklarına düştü. Yok, olmadı. Şöhret vesaire, şunlar bunlar, olmadı. Olmayacak da. Yok çünkü. Hiç kimse bulamadı ve bulamayacak. Çünkü burada değil o. Ama burayı nasıl tanımlıyorsa, dersin konusu o, öyle bakarsan o zaman dünyada rahatlık var. Bak, rahatlık var. Şöyle bakarsan, Kur'an'ı dinleyen insana sözler 204. Atamanım, dinliyor musun abim? Dinliyorum abi. Bak şimdi, Kur'an'ı dinleyen insana, o kadar hoşuma gidiyor ki bu ders. Ama dinliyorsan Kur'an'ı. Onun için dedim, ataman dinliyor musun? Burada öyle geçiyor. Kur'an'ı dinleyen insana, Kur'an'daki ilmi hakikati, yani dünyada ne arayacaksın? Hakikat. Şimdi Kur'an'daki ilmi hakikati ve nuru hakikatle. Kur'an'da ilmi hakikat var. Kur'an'da ilmi hakikat var. Tamam mı abi? Bu alet. Nuru hakikatle, o Kur'an'daki hakikatla kendini yorumlayacaksın.
kendini bak Kur'an'daki hakikatla nuru hakikate dönüştüreceksin. Sonra bulunduğu yeri yorumlayacaksın Kur'an'ın gözlüğüyle. Şunu diyeyim. Ben gözlüğe bakıyorum gözlükle bakmak için. Gözlüğe bakmak için gözlüğe bakmıyorum. Veya televizyona bakıyorum, televizyonla bakıyorum. Televizyona bakıyorum, televizyon kafama sokuyor. Onunla Şili, Brezilya, Arjantin, oraları seyrediyorum. Onun için keyif veriyor. Yani o benim televizyon, televizyon değil artık. O senin gözlüğün oldu. Tamam mı? Gözlük oldu o senin. Şimdi Kur'an'la kendini, bak şimdi, kendini yorumluyorsun, nuru hakikate inkılap ediyor. Kur'an'ın gözlüğünü bir geçiriyorsun, tamam mı? Şöyle tak. Aa, Allah Allah. Ya öyle değil miydi ya? Canavardı orası. Orası vey kuyusuydu. Değilmiş yani. Bir bakıyorsun böyle gözlük altında. Hemen gözlüğü kenara takıyorsun. Dünyanın mahiyetini Kur'an, dünyanın mahiyetini bilmiyoruz. Bizi böyle batak hani gibi söküyor. Ne kadar yüzme bilirsen bil. Böyle bir şey geçirmiştim. Dere yataklarında oluyor. Batak olunca dibi, çamur. Çok yakın böyle oralar. Hele bir basma gör. Balçık diyorlar. Hiç çıkamazsın. Dünyanın mahiyetini bildirmek değil de dünyaya aşk ve alakapet manasız olduğunu anlatmaktır. Yani insana der ve ispat eder ki bak dünya neymiş. Ama biz nasıl bakıyoruz dünyaya bak. Kur'an'ın nazarında Kur'an dünya nedir? Ben nasıl bakıyorum? Nasıl bakıyorum? Bak, aradığım şeyi bakayım. Aradığım şeyle dünyayı yorumlamak demektir. Dünyaya bakış yani yaptığım hareketler dünyayı yorumlamaktan geliyor. Bakın Kur'an ne diyor dünyaya? İnsana der ve ispat eder ki dünya bir kitab-ı samedanidir. Örneğin az önce olacaktı patron olacaktı. Kitab-ı samedaniymiş. Ne demek kitab-ı samedani? Kitab-ı samedani ne demek arkadaşlar? Mektup okunacak büyük mektuplar. Mektup. Büyük mektup. Büyük mektup he? Yani bu kitabın sahibi Kulüvallahu ehad Allahu samad. Hiçbir şeye muhtaç değil, her şey ona muhtaç olan zatın bize okumamızı istediği kitap. Böyle bir zatın kitabı imiş. Peki ben ne yapıyordum şimdi? Bu demek değil ha, otur da işte tembel ol, para kazanma. Ceset de öyle. Beden de öyle. Bedeni yorumladın mı artık ölüm korkusu. Beden hayatını yaşayanlardır. Bedenle ruhu ne kadar, burada bir ders yapmıştık böyle. Bedenle ruhu ne kadar böyle ayrıştırırsak, ne kadar ayırırsak, ara boşluğu olursa bedensel hayat olan ölüm ruha sirayet etmez. Ölüm ruhu dehşete sokuyorsa ruh cesedi yapışmış demektir. Ne demek o? Ruhsa ruhunu dünyevi hayat yaşattırıyorsun. Ruhsal bir hayattan uzaksın. Nasıl anlarsınız veya anlarız? Mesela bir gafil akrabanla oturuyorsun. Matseri diyorlar, sen de takıldın. Eğer hiç hakikaten çok rahat onlarla beraber hemen onlar gibi olabiliyorsan, hemen böyle sıkılmıyorsan, sen dünyevi bir bedensel bir hayat yaşıyorsun. Müjde sana. Bu tür yerlerde bulundun ama sıkıldın. Müjdeler olsun. Bedensel hayattan kısmen ruhun sıyrılmış. Bu ne kadar ara boşluk varsa o kadar sıkılırsın günahtan. Bedensel hayattan ne kadar böyle sıyrılırsak bedensel dünya dayatmaları ruha sirayet etmez. Ara boşluğu kadar mıknatıs demiri çekmez ya. İki hayat yapıyorsunuz yani. İki hayat yapıyorsun. Çünkü kafirler tek hayattadır. Evveli, ahiri budur. Müslüman, ahiret esas hayattır. Hakikat hayat, hakiki hayatıdır. Dünya ise sürektir, köpüktür. Dünya hayatı,
Ahiret hayatının yanında köpüktür. Aşağıda nehir akıyor. Öyle bir nehir ki çok hareketli. Ama üstü köpük. Altta nehir olduğunu görmüyorsunuz. Ama öfleyince su gözüküyor ya. Diye böyle. Bak ne diyor? İnsana der ve ispat eder ki Kur'an, dünya bir kitab-ı samedanidir. Huruf ve kelimatı nefislerine değil belki başkasının zat ve sıfat ve esmasına delalet ediyorlar. Öyleyse manasını al, öyleyse manasını bil al, öyleyse manasını bil al. Nukuşunu bırak git. Nukuşunu, yani seni çekecek, seni içine gömecek şeyi tarafına bırak. Aç onu. Ya çok güzeldir kabuğunun kabuğu. Lan ye içini bırak işte. Kabuğunu da hayvanlara yedir ya. Sığırlara vermiş. Çünkü senin değil yani. Sığırlarındır. Yeah. Yani dünya bak. Bir kitab-ı samedanidir. Şiire bak. Dünya bir kitab-ı samedanidir. Huruf ve kelimatı nefislerine değil belki başkasının zat ve sıfat ve esmasına delalet ediyorlar. Öyleyse manasını bil, al. Nukuşunu bırak, git. Yaptınsa, yapabildikse o kadar rahatız. Bu bir. Dünya, Kur'an'ın nazarında iki. Nedir? Hem dünya bir mezradır. Mezra, ekme biçme yeridir. Ek ve mahsulunu al, muhafaza et, muzehrafatını at, emniyet verme. Kışırını at, gübre olsun onu. Muzehrafatını at, emniyet verme. Dünya, Kur'an'ın nazarında birbiri arkasında daim gelen geçen ayneler mecmuasıdır. Öyleyse onlarda tecelli edeni bil, envarını gör ve onlarda tezahür eden esmanın tecelliyatını anla, müsemalarını yani o esmanın sahiplerini sev ve zevale ve kırılmaya mahkum olan o cam parçalarından alakanı kes. Yani alaka ikaden geliyor. Bağ yani. Aklın gaye olmasına, akla gaye ve hedef olmasına değmez diyor. Alaka ikadan geliyor. Aklı bağ. Değmiyor yani. Bir şey söyleyeyim mi size? Burada mıyız? Buradayız abi. Bak. Akıl dünyaya ait bir alettir. Dünyanın ilişkisini ve çelişkisini çözer. Karanlık aydınlığa çelişkidir. Mesela göz çiçeği ilişkidir. Tamam. Dünyanın ilişki ve çelişkisini çözer insanın. Böyle bir alettir. Kalp bir alettir. Sever nefret eder. Böyle bir alet. Tamam mı? Bunların arka tarafı yok şu anda. Akıl için daha önce biz daha önce ölmediğimiz için. Öleniniz var mı daha önce? Yok değil mi ahiret? Yok. Şimdi daha önce ölmediğimizden dolayı akıl ölümü yorumlayamıyor. Çünkü dünya cinsinden bir şey değil. Olmamış. Şimdi ama gözün önünde de bu vakayı görüyor. Akrabası ölüyor. Esselatu ve selamu aleyk. Selaları duyuyor. Ruh dehşete kapılıyor bak şimdi. Akla diyor ki bunu çöz. Ruh diyor ki bunu çöz. Nedir? Akıl eviriyor, çeviriyor, hiçbir şeye benzemiyor. Ölüm nedir? Vallahi armut değil, hakikaten değil. İzah değil bu da. Ulan, ölüm nedir? Dere değil. Ölüm nedir? Para da değil. Söyler misiniz dünyanın neresine benziyor? Neşesine benziyor? Yok ki böyle bir şey. Nüminesi yok. Akıl ise ilişki ve çelişkileri de çalışır. Böyle işletim bir sistemi. Yapısı bu. Şimdi sen elektrik ocağıyla yeri süpürebilir misin? İşi bu değil yani. Ne ile ne yapacağını bilmen lazım. Şimdi sen elektrik ocağıyla yeri süpürmeye kalkarsan halıyı yakarsın. Şimdi akıl
ölüm meselesini kainatın cinsinden olmadığından ölümün, ruh da diyor ki en büyük meselemdir, bunu çöz. Çözemiyor. Ama aklı şöyle bir zeka tarafı var, aptallığı, enaniyeti var. Bilemedim, anlamadım, çözemedim diyemez. Ne yapar? Google'da bir şey ararken, Hasan mesela yazarken, Hasan, Hakem, Hans, bilmem ne, bir sürü yandaş kelimeler getiriyor ya. Akla diyorsun ki bak bu ölümü çöz. Ölümü çözemediğinden dolayı ona benzer duyguları sana getiriyor. Hemen ölümü çözemeyen akıl çağrına çağır, aciz dinden dolayı korku getiriyor sana. Ölüm budur diyor. Ve biz de ölüm korku zannediyoruz. Aslında öyle değil. Ölüm bu değil. Bu nedir? Ölüm korkusu, yani ölümün korkusu, ölümün ölümden çıkan şey değildir o. Bu aklın iflasının, acizliğinin, enaniyetinin dışa vuruşudur. Çözeme işinindir. Bu değil. Çünkü mevt tebdili mekandır. Odadan odayı değiştirmek değil, odayı değiştirmektir. Ölüm başka, ölüm korkusu, zanlarımız içine zan balon düşünün. 3 hafta, 1 ay olacak neredeyse zanla uğraşıyorum. Balon düşünün, balon. Balonun içine girdik, bir küçük dünya oluşturduk. O dünya, genel dünya zannediyoruz. Mesela bir misal vereyim, gelirken Gafur'a bunu söyledim. Çok ilginçtir. Evinde akvaryum olan var mı? Kimse yok mu? Fatih yok mu bari? Ha var bir kişi, ha var. Akvaryumun köşeli mi sevgili kardeş? Köşeli. Evet, köşeli. Şimdi balık buradan bir vuruyor, buraya çarpıyor köşeli. Hı. Ve bitiyor. Ve ben balık oldum bir ara, şaka gelecek biliyor musunuz? Daldım böyle bir misafirlikte, şöyle daldım, balığın hisleriyle fena balık oldum, girdim içeri dallandım. Bir gittim, vurdum, gittim. Eğer Thanos olsaydı ama 2'ye 2 bir akvaryum mu? Ufak bir Thanos, yuvarlak. O yuvarlak Thanos, balık için okyanustur. Koca bu salon dikdörtgen balık için hapishanedir. Sebebi, balık o fanusta hiçbir köşeye denk gelmeden hep hareketini kesen bir şey yok. Hapishanede volta atarken kimse voltasını kesmek istemez. O balık hep açıyla hareket ettiği için küçük dünya nihayet olmadığından sonsuz zannediyor. Ama şuraya akvaryumun köşeli olduğu zaman o bittiğinden dolayı his onda dar geliyor. Tam onun için dar için oluyor veya tam ölü gibi bırakırlar kendisini. Ne anlatacağım biliyor musun? İşte o küçük dünya okyanus zannetmesi gibi. Çünkü Kur'an'ın hiçbir harfi köşeli değil. Latince'de bizim okuduğumuz, okuma yazma yaptığımız şey T köşelidir, L köşelidir. Tamam. Kur'an'ın hiçbir harbi köşeli değil. Allah'ın hiçbir sanatında köşeli yoktur. Ağaçların dalları kıvrıktır, meyveler vesaire. Hepsi elipstir. Köşeli yoktur. Tamam. Bu da ona derinlik kazandırır. Boyut kazandırır. Şimdi biz fanustayız. Balık gibi. Volta attıkça hadi bir geldi. Ha geldi. Ha geldi. Daha gelecek, gelecek. Döndüdür. Bitmez. Ama aynı yerdeyiz. Yolda, yol aldığımı zannediyoruz. O işte fanos bizim sanlarımız. Dünya. Umumi ve büyük dünya zannettiğimiz dünya fanosun içinde. Ve çok tuhaftır. Ben balık oldum ve balıkla içeriden dışarıya baktım. Kendimi acıdım. İçeriden balık oldum. Dışarıya seyreden kendime vay zavallı. Vay zavallı. Dar yerde yaşıyor. O kadar acıdım ki kendime. Fanustan dışarıya bakınca. Fanus küçük dünyamız. Zanlarımız dünya. Onun için Allah böyle onlar zanlarındadır diyor. Kur'an'ı da taradım da. Onlar zanlarıyla konuşurlar diyor. Onlar zanların içindedirler diyor hadiste de. Onlar zanlarını söylerler diyor. Onlar zannederler diyor. Onlar zanlarını yaşarlar.
insan. Çoğu insan gerçeği yaşamıyor. Niye? Duymasın kimse. Yaşadığını bilmiyor. Adam yaşadığını bilmiyor. Yaşadığını bilse. Anladın mı? Abi bu hani diyor ya ben kulumun zannı üzereyim. Ha. Yani adetullah böyledir. Nasıl zannedersin Allah yani adetullah sana öyle ceylan ediyor. Şu anda ne yapıyoruz biliyor musun? Niçin hoşunuza gitti biliyor musun şu ders? Hiçbirinizde ses yok bu salonda. Sebebi şu. Ben fanosu matkapla deliyorum. Ve fanustan çıkmanızı sağlamaya çalışıyorum. Ben de bu kitapla çıkıyorum da. Onun için rahatlamak bundan kaynaklanıyor. Fanosta. Allah Resulü'nün ifadesiyle insanlar fanostadır. Yani uykudadır. Ölünce uyanırlar. Ölmek hani ölmekti. Allah Resulü diyor ki ölünce uyanırlar. Ha ölüm uyanır. E ben neyim o zaman? Ölmeden önce, siz ölmeden önce uyanın. Kardeş, fanostan çık. Abi zanları delip yok mu edeceğiz? Zanları geniş mi tutacağız? Yani biz miraca secere-i hikatte yol alırken, yani bize bırak olacak zanlarımız değil midir? Biz bileceğiz ki zanımız zandır. Bir tanesi bugün aradı. Abi dedi, şüphede nasıl kurtulurum dedi. Gariptir ha, o anda Allah nasip etti bir cümle ağzımdan çıktı. Ben de şaşırdım yazdım. Şüpheden şüphe ederek çıkarsın. Kendisiyle ne yapacaksın? Yani? Çünkü dert dermandır. Vesvese edersen vesveseden kurtulursun. Bu cümleyi vesvese lisanesini hazmedince çıkan bir cümledir. Vesveseden vesvese edersen vesvesen kalmaz. Şüpheden şüphe edersen, şüphe hakikat olur. Motoru yakmış olmayız. Burada servisçi var motor. Öldürmüş. Peki, devam mı arkadaşlar? Rahat mıyız? Hocam peki, Allah ben kulumun zanlı üzerindeyim derken, diyor ya, siz de diyorsunuz ki zanlardan kurtulmak lazım. Peki, zan bu durumda iyi mi oluyor, kötü mü oluyor? Yani müsbet mi, menfi mi? Her şeyin iki yönü var. Şimdi biz bir kere bileceğiz ki zanlarımız bizim dünyamızı oluşturuyor. Bu kötü. Yani bu zan. Biz o zaman acaba zanda mıyım, hakikatta mıyım dediğin anda o zan seni gerçeğe götürecek. Şu anda sorguladığın gibi. Acaba gerçekte misin, şu anda zanda mısın? Nasıl bulacağız peki? Nasıl biliyor musun? Şad-ı Şiraz diyor ki, affedersiniz, rehberi çakal olanın burnu boktan kurtulmaz. Özür dilerim ama, pislik diyecektim ama öyle dedi o. Çünkü o burun seni oraya götürür. Arkadaşlar, bulunduğumuz yer, rehber ihtiyaç ettiğimiz kişi bizi zandan çıkarır veya zanlara sokar. Doğun, büyü, yani hiçbir şey yapmayın, bu cennette doğan ve büyüyen zan balondadır vallahi. Çünkü Allah öyle diyor. Ene inne zenni abdibi. Ha peki ne yapacağız? Zanda nasıl kurtulacağız? O büyük zatların diyor ittifaklarına ittifak etmek. Mesela bak. Bir sayfa geri gelmiş. Alim-i berzah ve ahiret seferinde tarikat silsilelerinden bir silsileye iltihak edip kurtulmanın yolu ve o kafile-i nurani ile ebedül abad yolunda arkadaş olmak onlara arkadaş olmak ve yalnızlık vahşetinden kurtulmak, yani vahşet zan balonun içi. Yalnızlık vahşettir. Yalnızlık vahşetinden kurtulmak, onlarla o zatlar, o insani berzahlar, hep büyük zatların, padişahların bir canları varmış. Yavuz'un Hasan canı varmış. Fatih Nakşibendi'nin varmış.
Behlül Dana şeyindi değil mi? İbrahim Ethem gibi. Yani onlarla dünyada ve berzahta manen ünsiyet etmek, o dünyayı diyor süslendiren, güzel gösteren o büyük zatların timsali suretleridir. Mesela o zatları böyle gördüğünüz zaman sizi rahatlatır, konuştuğu zaman sizi ferahlatır. Onlarla ünsiyet edersiniz. Kendinizi bulursunuz, yetmiyor. Bak onlarla dünyada ve berzahta manen ünsiyet etmek, evham ve şubehatın hücumlarına karşı, onların icmana, o cemaatin, o büyük zatların icmana, birliğine, ittifakına istinad etmek, kurtulmanın birinci. İki, her bir ustadını kavi bir senet, yani dünya bir araya gelse, ya ustadım dedi mi böyle? Böyle yazıyor mu sen? Bitti. Kavi bir senet görmek ve kuvvetli bir burhan derecesine görüp, onlarla o hatıra gelen dalalet ve şubahatı def etmektir. İkincisi, birincisi bu yöntem. Allah'ın rızası ibadetlerin ta kendisinde değil. Allah'ın rızası terklerdedir. Hiçbir terk yoktur ki, hiçbir ibadet yoktur ki altında terk olmasın. La ilahesiz illallah yoktur. Kendini terk eden namaz kılar. Kendini terk edebilen zekat verir. Kendini terk eden hizmete gelir, televizyondan kalkar. Şöyle değil. Allah aşkına buna da nezaret dikkat edin. 10 dakika televizyon seyredip sabaha kadar 400 okuyacağına ne olur? Allah rızası için söylüyorum. Sabaha kadar 400 Kur'an okuyacağına 10 dakika televizyon seyretme. Terk. Sahabeyi sahabe yapan ibadet değildir. Terktir. Terk. İkincisi, zanlardan kurtuluş terktir. Tamam. Risale-i ilahi terklerdedir. Çünkü amelde riya da vardır. Terkte riya yoktur. Çünkü terkte farzdır diyor. Riya girmez diyor. Kastamonu'da 185'te. Günahların terkinde riya yoktur. Ama ibadetlerde riya vardır. Ulan nasıl namaz kılıyor? Adama demişler, kitapta yazıyor Muhammediye'de. Mescitte birisi namaz kılıyor. Ya biliyor musun ya dedi. İki bunu gördüler. Bu adam var ya, dua namazı kılıyor. Ben bileli kılıyor ha. Demiş birbirlerine. İki kişi. O namaz kılana. Ömer sus. Bu sefer selam verdikten sonra namaz kılana ne dedi biliyor musun? Elhamdülillah bugün de oruçluyuz. Hem de oruçta tutuyoruz dedi. Oruçluyum yani. Bugün de oruçluyuz dedi. Elhamdülillah. Sorsan onu teşvik için söylemiştir. Terk, terk. Peki. Dünya Kur'an'ın nazarında bir arkasında daim gelen geçen ayneler mecmuasıdır. Öyleyse onlarda tecelli edeni bil, envarını gör ve onlarda tezahür eden esmanın tecelliyatını anla ve müsemmalarını sev ve zevale ve kırılmaya mahkum olan o cam parçalarından alakanı kes. Cam parçasını sil. Güneşi gösteriyorsa. Güneş için lazım. Ama camı cam için seversen cam seni keser. Güneş için camı seversen nur verir sana. Kur'an'ın nazarında dünya hem seyyar bir ticaretgâhtır. Öyleyse alışverişini yap gel ve senden kaçan ve sana iltifat etmeyen kafilelerin arkasından beyhude koşma yorulma. Bir daha baba cümleler. Hazret coşmuştu. Hem seyyar bir ticaretgâhtır. Öyleyse alışverişini yap gel ve senden kaçan ve sana iltifat etmeyen kafilelerin arkasından behüde koşma
yorulma. Hem Kur'an nazarında dünya muvakkat bir seyrangâhtır. Öyleyse nazar-ı ibletle bak ve zahiri çirkin yüzüne değil, belki cemil-i baki bakan gizli güzel yüzüne dikkat et, hoş ve faydalı bir tenezzüh yap, dön ve o güzel manzaraları ira eden ve güzelleri gösteren perdelerin kapanmasıyla akılsız çocuklar gibi ağlama, merak etme. Batan ve kaybolan şeyleri sevmem, değil mi? Hem Kur'an'ın nazarında dünya bir misafirhanedir. Öyleyse onu yapan mihmandar-ı kerimin izni dairesinde ye, iç, şükret. Kanunu dairesinde işte hareket et. Sonra arkana bakma, çık, git. Her zekârâne fuzuli bir surette karışma. Senden ayrılan ve sana ait olmayan şeylerle manasız uğraşma. Geçici işlerine bağlanıp boğulma. Allahu Allah, Allahu Allah. Deliler bölgesine hoş geldiniz. Dünya madem fanidir. Bak, dünya madem fanidir. Hem madem ömür kısadır. Hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur. Hem madem hayat ebediye burada kazanılacaktır. Hem madem dünya sahipsiz değil. Hem madem şu misafirhane dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri var. Hem madem ne iyilik ne fenalık cezasız kalmayacaktır. Hem madem yapamıyorum, kaldıramıyorum diyorsan, hem madem la yükellifullahu nefsen illa vusaha sırınca teklifi malayutak yoktur. İnsanın kaldıramayacağı yükleri insana yüklenmemiştir. Hem madem zararsız yol zararlı yola müracaattır. Hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Elbette en bahtiyar odur ki dünya için ahiretini unutmasın. Ahiretini dünyaya feda etmesin. Hayat ebediyesini hayatı dünyevi için bozmasın. Malayani şeylerle ömrünü telef etmesin. Kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin. Selametle kabir kapısını açıp saadet ebediye girsin. Bu mademler içindir ki şahsıma karşı olan zulümlere sıkıntılar aldırmıyorum ve emniyet vermiyorum, meraka değmiyor diyorum ve dünyaya karışmıyor. Abi dünyanın güzelliklerini, güzel olduğunu zannettiğim bir şeyleri terk etmekle kötülüklerinden de bir şekilde uzaklaşmış oluyoruz. Otomatik olarak uzaklaşmış oluyoruz. Ya. Otomatik olarak yani dünyanın mahiyetini bir kere bilmek lazım. Bilmedin mi alık sürükler seni. Hiç şansın yok yani. Öyle cazip ki. Ama işte biraz önce kardeş sordu ya, o yani nasıl kurtulacaksın? O kurtulanlarla beraber olacaksın en basit manada. Tek başına olmuyor. İnsan yaşayış vaziyetince bir dağdan kopup sel içine düşen veya yüksek bir apartmandan düşüp yuvarlanan bir şahıs gibidir. Evet, hayat apartmanı yıkılıyor. Ömür teyyaresi şimşek gibi geçiyor. Zaman da sel dolaplarını süratle çalıştırıyor. Az sefinesi dünya da süratle giderken temmur-u mâsehab ayetini okuyor. Bulutun geçmesi, süratle geçmesi gibi. Sefine ya süratle yürürken dünyanın gayrimeşhur lezzetlerine uzatılan ellere zehirli dikenlerin batacağı düşünülsün. Binaenaleyh
O zehirli dünya oklarına bakıp el uzatma. Fırak'ın elemi, eline geçtikten sonra ayrıldıktan, senden ayrılacak. Ayrılmasından gelen elem, o sana kavuşma telakki lezzetinden ağırdır. Yani sana kavuşsa, sana vereceği lezzet iki ise, senden ayrıldıktan sonra bırakacağı elem 20'dir. Ey nefse marem, de ki sana tabi değilim. Sen istediğin şeye ibadet et ve istediğin şeyin peşine düş. Ben ancak ve ancak beni yaratıp şems ve kamer ve arzı bana musahhar eden Fatir Hakimi Zülcelal'e abd olurum. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı ve selavat.